Oradan yararlanmak için artıyor. Diğer detay unsurlar da bunların bir... 2020 tarihli ve 1400 yılan faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için tüm... Değerli arkadaşlar, çoğunluğumuz vardır. 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplumda rahatsızlığa sebep olan kanuna aykırı şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına olmayan görüntü kirliliğine sebep olan ve güzel ordumuza yakışmayan belde evlerinin yıkımına başladık. Hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi karar 6 Şubat'ta verilmekle beraber belediyemize 10 Şubat'ta tebliğ edilmiştir. Bugün 11 Şubat'ta da gereğini yerine getiriyoruz. Bu hukuksuz durumu belediyemize ve halkımıza mal etmeyeceğiz. Güneş göreve geldiğim günden beri her işlemi erdem ve devlet terbiyesini ön plana çıkararak yürüttüm. Yerel ve diğer ulusal basında da bu konuya ilişkin cevap haberler çıktı. Buna devlet terbiyemizden dolayı bir açıklama yapmaktan kaçındım. Yanlış başlayan bir iş doğru bitmiştir. Ordu halkının anayasal hakları, hak ve hukukunun üstünlüğü temel ilkemizdir. Daha önce de belirttiğim gibi bizde yanlışa yer yoktur. İnşallah ordumuz için bu güzel bir başlangıç olur ve ordumuzun daha güzelleşmesi için geleceğe dönük daha yaşanılabilir bir kent ve aynı zamanda Bengüsü Koçkayalara layık bir ordu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha evvelden de aldığınız bu kararı ve bunun takipçisi olduğunuz için de hepinize teşekkür ediyorum. Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Saygılar sunuyorum. Öncelikle belediyelerdeki hukuki durumu net bir şekilde yönetici tarafından açıklanması gerekmektedir. Belediyelerdeki hukuki süreç net bir şekilde ne durumdadır? Karşısında olduğumuzu grup olarak da açıklamıştık daha önce. Fakat bu şekildeki imar ilkelerine, şehircilik ilkelerine aykırı tüm binalara aynı uygulamanın ordu genelinde yapılıp yapılmayacağını sormak istiyoruz. Bu konularda aydınlatılmak istiyoruz. Tabii. Yani bir kere tabii ki hukuk her şeyin esası. Devletimiz de bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk kuralları uygulanarak bu karar alınmıştır. Ve mahkeme de bunu uygun görmüştür. Burada başta kıyı kenar çizgisi olmak üzere imarının, inşaatın yapılma şekli hukuka aykırıdır. En baştakini söylüyorum size. Detaylarına girmek istemiyorum. Ve dolayısıyla da buradaki kıyı kanunu en önemli unsurdur. Ve bununla ilgili olarak da daha evvelden de alınan kararımız vardı. Yürütmeye durdurma alınmıştı. Yürütmenin durdurumu kaldırıldı ayın 6'sında. Gerekçeli kararı da dün geçti. Ve dolayısıyla bugün biz gereğini yaptık. Yani buradaki şey tamamen yasalara aykırılık söz konusudur. Diğer detayları tabii ki ayrıca vardır ama esas konu kıyı kanunu. Anayasal hakkıdır herkesin. Oradan yararlanmak herkesin hakkıdır. Diğer detay unsurlar var. Onlara girmem şu anda bence gereksiz ama bunu ayrıca ilgili arkadaşlarla detayını konuşabiliriz. Ayrıca da ilgili birimlerimiz daha detaylı konuları da söyleyebilir. Temel konu şeydir, kıyı kanunudur. Ben size şunu söyleyeyim. Bu hukuksuz durum belediyemize ve halkımıza mal olmayacak. Onu söyleyebilirim size. Dosyanın durumunu bildiğim için söylüyorum. Bu halkımıza ve belediyemize yük olmayacak. İnşaatın kendisi. Bu açık değil mi? İnşaatın kendisi. Siz görmüyor musunuz onu? Bir hukukçu olarak gözlerinizde görmüyor musunuz? Yapılırken görmediniz mi? Bir hukukçu olarak kıyı kanunu bilmiyor musunuz? Başkanım, tabii ki... Yani hepimiz orada değil miydik? Hani tabiri caizse. Anladım başkanım. Anladıysanız o zaman cevabını da anlamış olmanız lazım. Yani burada ben size çok açık Türkçe ifade ediyorum.
Türkçe ifade ediyorum. Bir yanlışlık vardı, düzelttik.